anlamı yok artık ya. Kardeş, kardeş bakar mısın? Anahtarı aşağıda unutmuşum da bir kapıyı açmam mümkün mü? Eyvallah. Buyurun efendim. Eyvallah kardeşim. Miran Aslan Bey. Deniz? Seni burada gördüğüme inanamıyorum. Nasılsın? Uzun zaman oldu. Beyhan. Beyhan. Can. Deniz. Eski bir arkadaşım. Eşimle tanıştırayım seni. Beyhan Aslan Bey. Biz Deniz'le üniversiteden tanışıyoruz. New York'tan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ve nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz? Ben de çok iyiyim. Miran, yani seni burada gördüğüme inanamıyorum ya. Nasıl diyorduk? Big Cosmos? Vallahi öyle oldu. Tesadüf. Tesadüf. Kaç yıl oldu Miran? 3-4 yıl olmuştu herhalde. Evet. Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz eşimle gezmeye geldik. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Beni bilirsin ya. Yani İstanbul'u çok seviyorum. Yıllar sonra öyle bir fırsat olunca da gezmeye geldim. Ama tabii seni burada görmek bana çok büyük bir sürpriz oldu. Biz Miran'la Amerika'da üniversitedeyken her günü birlikte geçirirdik. Ama tabii sonra bir gün Miran... Ben gitmek zorundayım dedi ve gitti. Sahi Miran, o çok önemli işini halledebildin mi? Thank you.
Sessiz nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Aslında tabii ben gelince yeniden seni aramak istedim. Çünkü biliyorum sen sürprizlere bayılırsın. Ama seni şeyde sandım. Kars. Ah, ya. Tabii senden sonra benim Türkçe gitti. Gitti çok kötü. Yok, aslında gayet iyi konuşuyorsunuz. Tabii buradayken alıştırma yapma şansınız da olur. Belki. Bana Türkçeyi Miran öğretti. Aslında birbirimize öğrettiğimiz o kadar çok şey var ki. Değil mi? Ne güzel. Tabii bugün sevgililer günü. Yani birlikte olmak istersiniz. Ama seni o kadar çok özledim ki Miran. Yani aşağıda birer kahve mi içsek? Yani sohbet falan ederiz. Çünkü ben yarın sabah çok erkenden gidiyorum. Ama önce söz ver, kahveye 4 şeker atmayacaksın. Yoksa kahveyi hala öyle şeker ve soğuk mu içiyor? Deniz. Vallahi biz pek müsait değiliz. Ama yarın belki kahvaltıda denk geliriz. O zaman görüşürüz. Tamam. Miran. Ben pek iyi hissetmiyorum. Yani sanki... Ay Miran, tut tut. Sanki... Şuraya bir yere mi otursak acaba? İyi, şöyle koltuğa geçelim gel. Yok yok, odaya götürelim. Bir su falan içsin, kendine gelir. Ay yok yok yok, gerek yok. Yok, buyurun buyurun. Çağıralım mı? Yok, yok. Doktor gerek yok. İyiyim, iyi olacağım. Miran, bir su getir, su içsin. Yok, gerek yok. Olur, olur. Getirip geliyorum. Telaş etmeyin, iyi hissedersiniz şimdi. Teşekkür ederim. Daha iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ama sanki temiz hava alsam daha iyi olacak. Ben camları açayım. Yok yok. Dışarı çıksak sizin yardımınızla yürüyebilirim. Çıkalım o zaman. Gel. Kötü hissederseniz söyleyin hemen. Söylerim. Tamam.
Şimdi biraz daha iyiyim. Aslında amacım sadece bir selam verip gitmekti. Ama sanırım başınıza dert açtım. Sanırım ben biraz fazla aç kaldım. Bizimle bir şeyler atıştırın isterseniz. Zaten yemeğimiz yarım kalmıştı. Değil mi Miran? Belki işi vardır Reyhan. Olur aslında. Harun? Reyhan? Sizin ne işiniz var burada? Bacanak, ne haber? Sen ne yaşıyorsun lan burada? Miran. Sen bizi mi takip ediyorsun? Bacanak, sakin ol. Miran yapma. Reyhan, bu herif bize takip ediyor. Bacanak, bak hanımların yanında ayıp ediyorsun. Oğlum başlatma bacanağına. Miran tamam, yalvarırım bırak. Bacanak, bak ben sadece bir arkadaşımla görüşecektim, şimdi de gidiyorum. Lan yalan konuşma. Yalan konuşup beni zıvanadan çıkarma. Söyle ne işin var burada? Miran dur. Harun sizin peşinizde değil. O beni görmek için geldi. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Harun ve ben... biz... He's my ex-boyfriend. Benim eski erkek arkadaş. Yani ben de bunu söyleyecektim ama konuşamadık. Siz nereden tanışıyorsunuz? Yani şimdi siz ikiniz sevgiliydiniz, öyle mi? Sevgiliydik, bitti. Bak sen şu Allah'ın işine ya, vallahi. Dünyada 7,5 milyar insan var. Ama sen benim eski okul arkadaşımı buldun. Sevgililer gününde de biz de aynı otele denk geldiniz. Vallahi big coincidence. Miran, bırak anlatsınlar. Yani biraz tuhaf bir durum ama mesele tam olarak anlattığım gibi. Dönüşte 3 ay öncesine kadar ilişkimiz vardı. Hatta ben evlenmek istiyordum fakat aynı fikirde olmadığın için ayrılmak zorunda kaldık. Pişmanım. O zaman evlilik beni korkutmuştu. Ama şimdi hislerimden eminim. Yani Deniz benimle konuşabilmek için Midyat'a kadar gelmek istedi ama ben Yaren'le olan durumdan dolayı yanlış anlaşılma olsun istemedim. Bu sebepten dolayı da burada buluştuk. Deniz'le son defa yüz yüze konuşup hayatta mutlu olmasını dileyecektim. Çünkü artık hayatımda Yaren var. Yani Yaren'le nişanlıyım ve bu bozulsun istemiyorum. Ama ben senden ayrılmak istemiyorum. Artık çok geç. Kalbin kırılsın istemiyorum. Sana değer verdiğim için buraya kadar geldim ama beni ailemin yanında güç duruma düşürdün sen. Reyhan Yaren'in kuzeni. Reyhan, yani ben böyle otel köşelerinde eski sevgilileriyle konuşan bir adam değilim ama... Ya kardeşim ben sana neden inanmıyorum acaba? Bilmem. Neden inanmıyorsun acaba? Neden? Kendinden dolayı olabilir mi? Oğlum, ağzından çıkana dikkat et. Tamam mı? Et ki dilin ayağına dolanmasın. İnan yeter. Ren, lütfen Yaren'e hiçbir şey söylemeyin. Çok özür dilerim tekrardan.
Önis. Her şey buraya kadar. Umarım mutlu olursun. Deniz, sen gerçekten bu adamla mı birlikte oldun? Bu adamı mı sevdin? Can. Haklısın. Ben hep yanlış adamları sevdim. Beni hep geride bırakan adamları. Tıpkı senin gibi. Ne demek o? Çok özür dilerim ya. Ben sandım ki Miran bizden bahsetti. Biz Miran'la birbirimize çok aşktık. Her şey çok güzel gidiyordu. Ama bir gün Miran çıktı gitti hayatımdan. Çok zor günlerdi. Sonra Harun geldi. O da aynısını yapar diye çok korktum, güvenemedim. Kabul edemedim evlenme teklifini. Ama şimdi anlıyorum ki çok geç kalmışım. Harun'a dönmek de çok geç kalmışım. Evet, notu koydum ama... Ha, yok orada sorun çıkmadı. Sorun şu ki... Miran'la karşılaştık. Tamam, 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 sakin ol. Endişelenme. Şüphelenmediler. Çünkü Dönis'le eski sevgili olduğumuz yalanını atmak zorunda kaldık. Ya ne yapsaydım, ha? Bu benim sorunum değil ki. Senin yolladığın kızın beceriksizliği. Dönüşü sen buldun. Bu oyuna sen dahil ettin. Ben böyle bir şey yapmayalım demiştim sana. Ayrıca Miran'la Reyhan'ın arasını bozmaya da yardımcı olmadı. Biliyorum, biliyorum. Tamam, hatanın büyüğü bende. Unutmadım. Ama... Sorun şu ki kriz anında namlunun ucuna ilk koyulacak kişi benim, sen değilsin. Şimdi telefonu kapatmak zorundayım çünkü havaalanına yetişeceğim. Havanın patlayacağını söylüyorlar. Eğer Midyat'a gidemezsem asıl o zaman ben patlarım. Sorun bitmiyor ki. Yaren'le evlilik mevzunu çözmem gerekiyor. Yoksa sayende gerçekten aileye iç güveysi gitmek zorunda kalacağım. Tamam, ben seni... Ararım. O kızla sevgiliymişsiniz. Reyhan. Ne olur dinle beni. Sevgili falan değildik. Böyle kısa bir süre birlikteydik. Hiç kısa süreli gibi görünmüyor ama. Kızın Türkçesi benden iyi maşallah. Hani sen öğretmişsin ya, hani o kadar uzun zamanınız olmuş ya. Bir dakika, bir dakika. Benim... Dünyaları güzel karım. Kıskançlık mı yapıyor yoksa? Kocası hakkında bilmediği şeyler olduğu için üzülüyor karın. Ya, Reyhan. Yapma böyle, ne olur. Dönüz'le benim aramdaki şey birliktelik bile değildi. Öyle aşka inanan falan bir kız değildi. Ben de değildim.
Belki senin... Birbirinize aşık olduğunuzu söyledi ama. Bana daha önce başkasına aşık olduğunu söylememiştin. Evet, söylemedim. Çünkü ben bir tek sana aşık oldum. Kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim. İnan bana. Reyhan. Ya böyle geride kalmış bir şey için yapma bunu bana, ne olur. Şu güzel gecemizi mahvetmeyelim ha. Evet, öyle bir zamanlar üniversitede okurken Deniz'le ben bir ara, ya bizimki birliktelik bile değildi. Bir kez bile evlilikten bahsetmedik. Ya bunu sadece ben değil, o da istemiyordu. Ben niye şimdi böyle şeyler söylüyor onu da anlamıyorum. Ben sadece bu geceyi unutulmaz yapmak istemiştim. O kadar. Öyle oldu. Terslemiyorum seni. Kastettiğim o değil. Ama unutulmaz bir gece oldu Miran. Kız. O kız benim sevgilim falan değildi. Benim tek sevgilim sensin. Reyhan. Ne olur üzülme böyle. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Böyle olmamış bir şey için gerilip bunu kafana takmanı istemiyorum. Olur. Küs müyüz? Küs değiliz. Sadece sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun ama geçmişini benden saklıyorsun Mira. Saklamıyorum Reyhan, saklamadım. Dönüş ne peki? Ben onu saklamak için anlatmamızlık yapmadım ki. Konusu geçmedi. İnsan hayatında yeri olan şeyi anlatır. Ayrıca bu sadece benim için değil, onun için de böyleydi. Yani o da hiç biz diye bir şeyden bahsetmemişti ki. Reyhan, gerçekten ben bilmen gerektiğini düşünmedim. Çünkü anlatmaya değer bir şey değildi. Ama sana söz veriyorum, telafisini yapacağım. Bilmek istediğin her şeyi anlatacağım. Ama sence de bu yaşadığımız durum biraz tuhaf değil mi? Yani onunla Harun'un beraber olması. İzah ettiler ya, nesi tuhaf? Senin Dönüş'le karşılaşman tesadüf. Ama Harun, geri kalan her şey tesadüf değil, öyle mi? Hadi Harun yalan söylüyor. O kız da mı yalan söylüyor? Anlayacağız. Gel benimle. Miran, nereye? Ne yapacaksın? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha, böyle mi teşekkür ediyorsun ya? Seni ben kurtardım. Ama ne kurtarmak? İkimizi de adamın kucağına attın. Ha, bırak Allah aşkına ya, laf sokacağına. Ne olacak şimdi, ne yapacağız onu söyle. Ne olacak? Bir şey olacağı falan yok. Anlaşma buraya kadardı. Tamam mı? Sana intikamını alman için bir fırsat sundum. Ama sen pek iyi değerlendiremedin. Ben Amerika'dan karşısına eski sevgilisi olduğunu söylemek için gelmedim. Bunca yıl sonra onu bulmuşken bana aşık olmadığını söyleyip beni geçmişte öylece bırakmasının intikamını alacağım. Bana bak. Seni Miran'ın ayağına kadar getirdim. Bu seni tatmin etti etmedi beni ilgilendirmez. Tamam mı? Anlaşma buraya kadardı. Şimdi tıpış tıpış gidiyorsun. Ne? Seninle benim işimiz bitti. Ama Miran'la benim işimiz bitmedi. Onun ne zaman biteceğine de ben karar veririm. Belki bir gün bakmışsın, seni arıyorum. Harun, benim Mardin havaalanından hadi al diyorum. Olur mu olur? Dönüş. Sen kiminle oyun oynadığını farkında bile değilsin. Yerinde olsan bu kadarını kâr sayıp
arkama bile bakmadan uzaklaşırdım. Çünkü ne kadar tehlikeli bir adam olabileceğimi bilmek istemezsin. Neden Harun'un peşindeyiz ben anlamıyorum. Niye taktın bu kadar Harun'u anlamıyorum yani. Resepsiyonist bile burada kalmadığını söyledi. Daha ne duymak istiyorsun Miran? Reyhan, o herifte bir şey var. Bana güven vermiyor. Hayır, sence de çok garip bir durum yok mu ortada? Senin Deniz'le karşılaşman gibi mi? Seninki nasıl tesadüfse onunki de pekala tesadüf olabilir. Sen Harun'u ilk gördüğün günden beri ona karşı ön yargılısın. Şimdi de seni haklı çıkaracak bir şey arıyorsun ama bizim meselemiz Harun değil Miran. Peki Deniz mi? Yapma Reyhan. Ne yapma Miran? Reyhan. Ne zaman geçmişi konuşmak istesem konuyu kapatıyorsun. Ben senin nerede okuduğunu, kahveyi nasıl içtiğini bile şimdi öğreniyorum. İntikamdan başka senin hakkında bildiğim hiçbir şey yok. Şimdi konuşmasak bunları olur mu? Gece ikimiz için de özel bir gece. Ben böyle geçsin istemiyorum. Şimdi her şeyi şu odanın dışında bıraksak. Sadece ikimiz kalsak. Aşkımız. Ben az önce başka bir kadının sözleriyle seni tanımadığımı tekrar fark ettim. Bunun nasıl bir his olduğunu biliyor musun sen? Biliyorum ben ya. Anlıyorum ben seni. Anlatacağım sana her şeyi. Ama şimdi değil. Sen bu kadar güzel görünürken değil. Şimdi izin verirsen sana aldığım hediyeyi verebilir miyim? Söyleyemediklerini not mu yazdın? İçindeydi Reyhan. Bu felaketlerin nasıl başladığını öğrenmek istiyorsan annenin sırdaşını bul. Bu da size sevgililer günü hediye. Yeni bir not. Bu sefer de bana. Kim bunlar ya? Ha kim bunlar? Nasıl sürekli ensemizdeler, her yaptıklarımızdan haberi oluyor? Ben anlamıyorum Reyhan, kafayı yiyeceğim. Tamam, tamam. Ben bir sakin ol. Bizi bu otelde takip eden biri var. Reyhan dur, dur. Ne yapıyorsun? Reyhan duramam. Çünkü bu notu bırakan kimse şu an otelde bir yerde ve ben onu bulacağım. Miran. Azize'de görmüş olması beni düşündürüyor. Hani çocuktur diyeceğim. Belki karıştırdı. Ama içime de kurt düşmedi değil. Ya Azize'nin başka bir derdi var dedik durduk hep. Bir türlü çözemedik. Hepten aklım karıştı. Ayşe'nin bir akrabası falan olabilir mi? Ayşe'nin akrabası olmadığını sen de biliyorsun. Ayşe'nin kardeşleri vardı. Hepsi de öldüler. Azize diye bir akrabası olsaydı bana söylerdi Ayşe. Peki ya o tesmi?
Adize'nin paniklediğini gördüm. Nasıl? Sonra o tesbihin üstünde de A harfi vardı. Senin Ayşe'ye verdiğin tesbihin aynısıydı. Ne bileyim ben? Sence bütün bunlar fazla tesadüf değil mi? Haklısın Yusuf. Bu kadar tesadüf fazla. Bizim bu kadının ardında ne var öğrenmemiz lazım. Hazar, o kadın Aslan Bey olmadan önce hizmetçiydi diye bahsetmişti. Hazar'la bir konuşsak belki daha başka şeyler de öğrenebiliriz. Hayır. Hazar'ı bu işe karıştırmayalım. Altından istemediğimiz bir şey çıkar, başımız ağrır. Mutfak planlamamızda bu şekilde düşündük. Hemen yan taraftan direkt salona geçitler düzenledik. Üst kat terasa doğru. Evet evet, bunlar çok iyi düşünmüşsünüz yani. Evet. Üst tarafta terasımız var zaten, burayı biliyorsunuz. Pardon, kusura kalmayın. Efendim baba. Ya sana şey diyecektim. Şu bizim pamuk fabrikasında çalışan ustabaşı vardı. Bahtiyar Usta. Karslıydı. Ha tamam, hatırladım. Ne oldu ki? Beni sormuş geçenlerde. Bende numarası yok da. Bir arayayım dedim. Çok emeği geçti. Belki bir ihtiyacı vardır. Peki babacığım, peki. Ben bulursan haber veririm, oldu mu? Haydi tamam. Haydi. Kusura kalmayın ya. Nerede kalmıştık? Aslan Beylerin ilgilenmeyip unuttuğu ama Şadolları'nın gelip yeniden ayağa kaldıracağı yerde kalmıştık. Çok güzel söylediniz. Çok güzel. Ağzına sağlık. Çok doğru. Cihan. Anda. Cihan sen ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum? Kim bu kadın? Hangi kadın? Ha, Mimar Hanım'la çalışıyorsan ne yapacağız? Mimar Hanım ha? Ben yer miyim bu çalışma numaralarını? Kim bu kadın Cihan ya? Ya Handan bak, ayıp ediyorsun ama ha. Ayıp mı oluyor? Sana mı ayıp oluyor? Handan bütün gün evde gözyaşları içerisinde dolaşsın dursun. Sen burada el alemin mini etekli kadınlarıyla çaylar, kahveler, kahkahalar. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sıra güzel bakın. Yazıklar Handan. Olsun sana. Handan. Yazıklar olsun sana. Bırakın demeklere. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Helal olsun sana. Helal olsun. Handan. Ne helal Handan. Olsun be. Yazıklar olsun. Ya Handan yavaş, ayağın kayacak, düşeceksin. Ne oluyor sana Allah aşkına? Ne olduğu belli. Handan orada konakta tek başına ağlasın dursun, kendini dövünsün. Ama Cihan burada karılarla otelde kahkahalar, gülücükler. Neye bakıyoruz lan siz? Handan bak, kadının karşısında beni küçük düşürdün, yetmedi bir de üsteme çıkmaya çalışıyorsun sen. Ya biz iş yapıyoruz orada, iş. Ben mi seni küçük düşürdüm? Sen kendini küçük düşürdün. Bak Handan. Gebesin diye sesimi çıkarmamaya çalışıyorum ama sen de kendine gel artık, ne olur. Ne bu haller ya? Ne mi bu haller? Sen beni dün gece yalnız bıraktın Cihan Şadoğlu. Bunca yıllık evliliğimizde ilk defa yalnız bıraktın bu gebe halimle. Benim yanımda olman gerekirken yok mimar kadın, yok Elif'in yanında bana rağmen. Ya hala Elif diyorsun ya. O Elif dediğin senin yana yakıla oğlunu almak istediğin kızdır. Gelinimizdir ha o bizim. Eskiden de o. Elif benim hiçbir şeyim değil. Gelinim falan da olmayacak. Ya sen hala bana Elif'i mi savunuyorsun ya? Helal olsun. Aynen böyle devam et Cihan Şadoğlu. Aferin sana. Handan. Aynen böyle devam et sen. Allah'ım ya. Aç şu kapıyı. Çabuk benim arabaya getirin hadi çabuk. Azat, gelebilirsin. Ben giyindim.
Asat. Lütfen rahat ol. Ben öyle bir günde dağları denizleri aşmamızı beklemiyorum zaten. Boşuna demedim deniz kenarında olmak istiyorum diye. İşte önden alıştırma yapıyorum. Havalar ısınınca belki gideriz. Sen kendini nerede iyi hissedeceksen oraya gidersin. İyi geceler. İyi geceler. Delireceğim ben ya, delireceğim. Herkes üstümüze oynuyor ha. Peşimizde insanlar, notlar. Gerçekten ne oluyor? Biren lütfen rahatla. Sakin ol biraz. Vakat görevlileriyle görüştük, kimse görmemiş. Otel sahibiyle bile konuştuk. Kamera kayıtlarında da kimse yok. Yine arkalarında iz bırakmamışlar. Daha ne yapabiliriz ki? Yok, zaten burada yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bizim bir an önce Midyat'a dönmemiz lazım. Alo, buldun mu uçak bileti? Ne demek yok ya? O zaman özel uçak falan bak, yap bir şeyler. Bizim bir an önce dönmemiz lazım. Hadi. Tamam, tamam. Of! Ne oldu? Ne olacak? Yok, yarına kaldık. Bilet yok. Özel uçaklar da hava muhalefeti yüzünden Mardin taraflarında bir yere inemiyormuş. Aksilik üstüne aksilik. Tamam. Tamam, sakin ol. Biz de yarın döneriz. Yarın olmaz Reyhan. Yarın çok geç. Ya o noktaki sırdaşa bizden önce başka biri ulaşırsa? Hasan bizden önce ulaşır bir şey yapar diye korkuyorsun değil mi? Uçak yok Miran, ne yapalım? Alo Azar Bey. Miran hayırdır? Yardımın lazım. Burada zor şeyler oluyor. Biz bir not da aldık. Hem de burada. Gizlice odamıza koymuşlar. Nasıl ya, gizlice odanıza mı koydu? Ne yazıyor notta peki? Bu felaketlerin nasıl başladığını öğrenmek istiyorsan annenin sırdaşını bul. Bu da size sevgililer günü hediye. Annenin sırdaşı mı? Evet. Annemin sırdaşı. Senin aklına gelen biri var mı? Yani sen... Bizim ortak arkadaşlarımız vardı Miran. Vardı. Vardı. Mesela Ayla vardı, Ayla. Annenin en yakın arkadaşı oydu. Notta ondan bahsediyor olabilir ama ben Ayla şimdi nerededir, ne yapıyor bilmiyorum ki. O zaman o Ayla'yı bizim bir an önce bulmamız lazım çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Sen bir şeyler yaparsan, çünkü biz hava şartları yüzünden Mardin'e gelemiyoruz. Senin çekindiğin bir şey mi var? Var. Bu nottaki sırdaşa.
bizden önce başka biri ulaşırsa? Bizden önce biri ulaşır da. Ondan öğreneceğimiz bir şey varsa tehdit edip onu susturur diye korkuyorsun ha? Evet. Bundan dolayı da geç gelmem. Bir an önce bu kişiye ulaşmamız lazım. Senin bir şeyler yapman lazım. Hem belki anneannem bu Ayla'yı tanıyordur. Eğer o da aynı ismi verirse ya da bilmiyorum belki başka birinin ismini verir. Anladım o. Anladım ben, tamam. Tamam. Ben şimdi gidemem, geç oldu. Babaannen şüphelenir ama yarın erkenden. Şükran Ana'yı görmeye giderim, Ayla'yı sorarım. Onun bildiği Dilşah'ın sırdaşı olabilecek biri varsa onu da bulmaya çalışırım. Anlat. Tamam. Bizi habersiz bırakma. Bırakma. Alo Esma, kusura bakma ben seni bu saatte rahatsız ettim ama müsait miydin ya? Müsaitim Hazar. Bir şey mi oldu? Yok öyle olan bir şey yok da sadece bir şey soracaktım ben sana. Hayırdır inşallah? Bak, Dilşah, yani Dilşah'ın evlendikten sonra yakın bir arkadaşı var mıydı? Yani böyle konağa girip çıkan, senin bildiğin var mı öyle biri? Yok. Öyle biri yoktu. Zaten Azize Hanım kimseyle görüşmesine izin vermezdi. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm ama yine de bir sorayım istemiştim. Tamam, tamam sağ olasın. Niye sordun? Bir şey mi oldu? Yok, yok. Kötü bir şey yok ya. Sadece eğer öyle bir arkadaşı varsa belki yardımı dokunur diye şey ettim ama tamam sen merak etme yani. Oldu Hazar. Hadi tutmayayım ben seni. Sağ olasın. İyi akşamlar. Hadi. Handan. Handan. Hayırdır ya bu saatte? Ne bu halin? Ne oldu? Ne olsun abi? Sizin intikamınız yüzünden kocamla ben birbirimize giriyoruz. Bu oldu. Şimdi seni almaya geliyordum ha. Cihan, ne oluyor oğlum? Git konuş karınla, gönlünü al ya, yazıktır. Ya abi bak konuşacağım, konuşacağım ama çok sevdiğim kalbini kırmak istemiyorum. Oğlum siz hiçbir zaman böyle olmadınız ya. Ne oluyor ya? Ne kadar uzadı bu, nedir alıp veremediğiniz? Abi, mesele Elif'i alıp geri vermemek. Öldür Allah bu evde yaşamayacak diyor o kız. Neymiş efendim? Düşmanımızın kızıymış. E bu kızı alana kadar aklın neredeydi senin? Kızıyorsun ama Handan'ın da haklı yanı vardır. Ya abi bırak Handan. Vardır, öyle deme. Bu intikam meselesi hepimize dokundu. Onun derdi Elif falan değil ya. Anadır. Oğlunu düşünüyor. Anlamıyorsun sen. Peki abi biz ne yapacağız böyle? Ha? Bak şu ev Allah için bak herkes davul gibi gergin ya. Allah bullak oldu. İntikam yüzünden işte hepsi. Ya abi bak ben öyle demek istemedim. Yok oğlum öyledir. Öyledir biliyorum ben. Öyledir. Evlatlarımız ya hepimiz çekildik bu intikamın içine. Kızamıyorum ben Handan'a. Haklıdır yani. Anadır evladını düşünecek tabii korkuyor. Ben sana bir şey diyeceğim. Sen benim kardeşimsin, canımsın. Azat benim oğlum yerindedir biliyorsun. Yani diyeceğim... Ya belki bir kurtuluşu varsa... Yani bu intikam belasını başımızdan def edecek olsam... Sen benimle gelir miydin? Abi sen ne diyorsun? Ben seninle her yere gelirim, gelmem mi? O zaman bana yardım edeceksin Cihan. Biz seninle bu intikamı bitireceğiz.
evlatlarımız için yapacağız bunu. Tamam abi, tamam. Peki, ya nasıl olacak o? Esma, Azize'nin akşam kahvesini götürdün mü? Hayır, götürmediysen elini çabuk tut. Biliyorsun onu içmediğinde beyin damarlarına kan yürümüyor. Bu vesileyle kimin dünyasını yıkmaya çalıştığını da öğrenirsin belki. Gerçi Azize yıkılırsa ne olur onu da bilemiyorum. Baksana Miran kaçıp kaçıp gidiyor. Bugün sevgililer günü, yarın manit olduk günü, öbür gün göz göze geldik. Bir iki gün reyyane oynadık. Yok şeytan tırna, bugünler bitmez. İşler de senin olana kaldı ha. Allah izin veriyor da yürüyor. Şimdiye kadar işler kimin sayesinde yürüyor sanıyorsun? Eğer Fırat olmasa... Bakıyorum da istediğin zaman sesin çıkıyor. Onca olay olurken merdivenin başında sus pus dikilip duruyordun. En azından ben merdiven başında sus pus dikiliyorum. Senin gibi yalanlar söylemiyorum Sultan Hanım. Eğer doğruyu söylemeyeceksem dilime kilit vurmayı tercih ederim. Susuyorsam kendim için korkumdan değil, evladım için susuyorum. Esma, biz bu evden gidemeyiz de siz gidebilirsiniz bence. Sen zaten Fırat için diye endişeleniyorsun ki. O bu evde yanaşmadan hallice. Kravat taktı diye bey mi oldu? Anne yeter. Sizin benimle derdiniz ne Sultan Hanım? Benim seninle ne derdim olacak? Ben bu evin hanımıyım. Evet doğru. Sen bu evin hanımısın. Ama Fırat da oğlu. Benim kardeşim. Birine doladı da doladı kardeşim diye. Nereden senin kardeşin oluyor? Ben mi doğurdum? Senin bir tane kardeşin vardı, o da öldü. Birlikte büyüdünüz diye babaannenin fedailini yapıyor diye kardeşim deyip durma şuna. Hayır Fırat. Sen hiçbir yere gitmeyeceksin. Gönül tamam. Tamam, sakin. Ben Sultan Hanım'ın bu çıkışlarına alışkınım. Dert etmiyorum. Ama ben dert ediyorum. Gönül, belki de annen öyle demek istemedi. Yo, tam da bunu demek istedim. Benim senin korumana ihtiyacım yok. Fırat yukarı, Fırat aşağı. Ne Fırat'mış arkadaş? Anne, bir daha Fırat hakkında bu şekilde konuşmayacaksın. Onun bizim için önemini kabul edeceksin. Onu bu ailenin bir evladı olarak göreceksin. Görmezsem ne olur? Görmezsen beni de karşına alırsın. Kızım sen benim karşımdasın zaten. Senden emir alacak değilim. Fırat malların üstüne çöktü diye onu kendine yakın görüyorsan görme. O mallar zaten senin babanın sana kalan hakkı. Kimse elinden alamaz. Sultan Hanım. Benim kimsenin malına mülküne çökmüşlüğüm yok. Zamanı gelince hepsini vereceğim. Ben de uğraşıyorum ki o vakit gelince elimde verecek mal mülk kalsın. Göreceğiz Fırat. Göreceğiz. Fırat. Hadi sen de düşürme yüzünü. Annem işte. Sen de en az benim kadar iyi tanıyorsun onu. Tanıyorum Gönül, tanıyorum. O yüzden sen benim tarafımı tutma, onun tarafını tut. Sen benden yana durdukça o benden daha çok nefret ediyor. Hayır. Ben hep senin yanında olacağım. Aslında annemin derdi tasası seninle değil. Onunki gelecek korkusu. O yüzden hep böyle mal mülk hesabında. Ama ben onun gibi olmayacağım. Bu eve tıkılıp kalmaktan bıktım. Nasıl yapacaksın peki Gönül? Beni şirkette işe al Fırat. Ben çalışmak istiyorum. Ya abi sen neler anlatıyorsun? Bu gizli düşman Azize'nin elini ayağını birbirine katmıştır. Vallahi ne diyeyim, beter olsun inşallah. Beter olsun da... biz bu sırdaşı nasıl bulacağız peki? Şimdi bak, Reyhan'la Miran gelemiyorlar İstanbul'dan, hava muhalefeti. Uçaklar inemiyormuş Mardin'e. O yüzden notta yazan o kişiyi benim bulmam lazım. Ben de o sırdaşı tanıyorum. Kim?
Ayla o. Ayla mı? Ayla. Dilşah'ın en yakın arkadaşı Ayla'ydı. Yani Şükran'ın belki başka birini biliyordur ama ben eminim Dilşah'ın sırdaşı Ayla'ydı. E peki bu Ayla kim? Yani nerede yaşar, ne yapar? Nasıl bulacağız? Eskiden köyde yaşıyordu. Ama şimdi nerede, ne yapıyor ben de bilmiyorum. Biz... Yani işte o vakitler... Dilşah'la birlikteyken... Ayla ile Dilşah'ın yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi. Çok yakın arkadaştılar. Yani kesin bir şey biliyordur Ayla. Ya abi bak tamam ben bunları anladım. Ama biz biliyor muyuz ki yani bu sağdır, ölüdür? Nasıl bulacağız onu soruyorum. Soruşturacağız işte canım. Soruşturacağız. Ben yarın Şükran Ana ile bir konuşacağım. Yani belki ben yanılıyorumdur ama Şükran Ana bilir Dilşah'ın sırdaşını. Sen de yardım edersen evlatlarımız ya için... Ya abi bak. Yeter ki evlatlarımız sağ olsun. Ben sen ne yaparsan, nereye gidersen yanındayım merak etme. Gel. Hanım, İstanbul'daki adamımızdan haber geldi. Miran ağamla gelin hanım otelden hiç ayrılmamışlar. Hiç kimseyle de görüşmemişler. İyi. Demek ki bir şeyler çevirmiyormuş. Sadece karısıyla sevgililer günü kutlamaya gitmiş. Öğreneceğimizi öğrendik. Miran'ın peşine saldığımız adamı geri çek. Bir de kendini belli edip Miran'ı şüphelendirmez. Baş üstüne hanım. Olmaz. Olmaz Gönül, olmaz. Ben seni işe alamam. Neden? Çünkü sen çalışmak istemiyorsun. Sen Miran'a yakın olmak istiyorsun. Yanılıyorsun. Keşke öyle olsa ama yanılmıyorum Gönül. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Reyhan'la Miran'ın arasına girebilecek hiçbir şey yok bu dünyada. Ben bunu gözlerimle gördüm. Sen de gördün. Daha fazla yıpratma kendini. Vazgeç. Son sözün bu mu? Fırat. Ben artık hayatımı kimsenin eline oluruna bırakmayacağım. Bu sen bile olsan bırakmayacağım Fırat. Hayırdır, neredesiniz? Döndünüz mü? Yok, uçağımız akşama. Daha erken gelmek istedik ama olmadı. Neyse, sen şimdi boş ver onu. Beni iyi dinle. Hayırdır Miran? Bir şey mi oldu? Oldu. Gelince detaylı anlatacağım ama bu Harun denen adam. Onunla ilgili önemli önemsiz ne varsa bul bana. Harun mu? Ne oldu ki? Gelince anlatacağım aga. Ama heriften pis kokular geliyor bana. Ne olduğunu bulmam lazım. Tamam ben araştıracağım. Sen merak etme ama ben de o herifin sağlam ayakkabı olduğunu düşünmüyorum ha. Haberin olsun. Tamam Fırat. Eyvallah. Görüşürüz. Of. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Deniz ilk defa mı görüyorsunuz Miran Bey? Neye dalıp gittiniz öyle?
senin gözündeydi ya. Artık ben de bakmaya doymuyorum Deniz'e. Aklın hala notta değil mi? Konuştuk babamla. Görüşecek anneanneyle işte. Elinden gelen her şeyi yapar. Ama haber gelene kadar canımı sıkmasam bari. Hadi gel kahvaltıya inelim. Acıkmadın mı? Ben sana doyamadığım sürece hep açım. Hadi gidelim. Yalnız yanına paltonu da al. Niye restoran otelin içinde değil mi? Valla restoran otelin içinde olabilir ama benim sürprizim dışarıda. Daha ne yapacaksın gidin zaten bir sürü şey yapsın. E madem burada kaldık o zaman İstanbul'un tadını çıkaralım değil mi? Olmaz mı? Gönül Hanım. Günaydın. Odaları karıştırdınız herhal. Diyeceğim ama geçen sefer öğrenmiştiniz halbuki. Azat buraya esprilerini dinlemeye gelmedim. Zaten yapamıyorsun. O yüzden zorlama. Niye geçen seferki mektup açacağı esprin fena değildi? Sen dinliyorum. Buyur. Beni işe alacaksın. Bu iyiydi. Ben ciddiyim. Beni işe alacaksın. Kapıya silahlı adam, pardon silahlı bir kadın aramıyoruz. Zaten arıyor olsak da bu iş için biraz fazla zayıfsın. Bitti mi? Sen ciddisin. Evet ciddiyim. Ne olacak sonra? Sonra beraber çalışacağız işte. Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela Miran'ın? Miran benim sahibim değil. Kendi kararlarımı kendim veririm. Geldim burada beni işe almanı istiyorum. Niye işe alacakmışım seni? Hatır gönül için değil. Sende bir hatırım olmadığını biliyorum. Ben sadece kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Bir kadının evde oturmayıp çalışmak istemesine hayır diyecek bir sebebin yoktur herhalde. Beni işe al, dene. Olursa çalışmaya devam ederim, olmazsa çeker giderim. He. Bütün bunlar yetmiyorsa sana hatırlatırım. Bana bir borcun var. Ne borcuymuş o? Ben olmasaydım o koltukta oturuyor olamazdım. Ben de sana hatırlatayım. O oyu benim için değil. Kendin için verdin. Sen sebebi boş ver. Sonuca bak. Ne diyorsun? Beni işe alacak mısın? Tekniniz 5 dakikaya kadar sahile yanaşacak bir an. Lütfen bu aksilik için kusura bakmayın. Tamam, eyvallah. Sağ ol. Ben şöyle geçeyim. Hala ilk geldiğin kadar mutlu musun? Çok mutluyum. Çünkü ne olursa olsun sen yanımdasın. Reyhan, biz ne zaman gerçekten hiçbir şey düşünmeden sadece biz olabileceğiz? Geçmişin gölgesi sürekli üstümüzde. Evet, belki birileri bize yardım etmeye çalışıyor ama ben çok sıkıldım onlardan. Kutlanmak zorundayız Miran. Çünkü... Çünkü istediğimiz hayatı yaşamak için gerçeği bilmemiz lazım. Sen hiç korkmuyor musun ki aile arasındaki öfkeye bizi ayırırsa diye? Bak bu intikam sana kurduğun başka bir hayatı harcatmış. Ya bizi de harcatırsa? Ya ayırırsa? Sevenleri kimse ayıramaz kızım. Sevenler kendileri ayrılırlar. Çünkü güçlerini kaybederler. Mücadele etmezler. Başkalarına inanırlar. Korkarlar.
Kaçalım o zaman Mazlum. Gidelim evrelelim. Yapamam Ayşe. Şimdi olmaz. Bana biraz zaman ver. Sana söz veriyorum, konuşacağım. Gül Hanım asla kabul etmez. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bana güven. Bir çaresini bulacağım. Ne pahasına olursa olsun bırakmayacağım seni. Çünkü nasıl mücadele edeceklerini bilemezler. Babam istemese kaç yazar? Ben isterim. Yalnız... Yalnız ne? Babam önce askerlik der de başka bir şey demez. Hele çıkarayım aradan şu askerliği. Sonrası bize daha aydınlıktır Dilşah. Hayalini başkalarının yüzünden ertelemeyi tercih ederler. Başkalarının sözleriyle hareket ederler. Ya da aşka teslim olamazlar. Kendi duygularından korkarlar. Geriye dönüp pişmanlıklarınızı, hatalarınızı düşündüğünüzde bir de bakmışsınız ki zaman geç bitmiş. Aşkınızı ne gölge ediyor bilmiyorum ama bildiğim bir tek şey var. O da aranıza başkasının geçmişini, sözlerini sokarsanız bir gün mutlaka ayrılırsınız. Keşkeler bırakmayın aklınızda. Geleceğe bakın. Geçmiş yaşandı, bitti. Değişmez. Ama geleceğinizi kendiniz yazabilirsiniz. Teslim olacağınız bir tek şey var. O da aşkınız olsun. Yoksa işte böyle benim gibi ardından bakarsınız sevdiğinize, tek başınıza. Alacaktık seni Şükran Ana. Sen geç kalınca merak ettik ya. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok. Tek başıma olunca kolay olmadı gelmesi. Ondan geciktim. Ama hiç tasalanmayın ha. Kimseye bir şey belli etmedim. Oğlum. Esma senin görüşmek istediğini, soracaklarının olduğunu söyledi. Ama gerisini o da bilmiyormuş. Şükran Ana. Biz Dilşah'ın eski bir arkadaşını arıyoruz. Ayla'yı. Hatırladın mı? Ayla öğretmen. Yani biz tanışırdık aslında ama çok zaman geçti tabii. Şimdi nerededir, ne yapıyordur ben bilmiyorum. Köyden bir soruşturayım dedim ama köyden de ayrılmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Acaba dedim senin bir bilgin var mıdır? Yıllar var ki ben de hiç haber almadım. Anası babası sağken hep gelirdi köye ama onlar vefat edince hiç gelmedi. Peki böyle bir bilen falan yok mudur gidip ona sorsak? Sorarız da oğlum. Hayır olsun. Neden arıyorsun sen Ayla'yı? Biz teyzem bu... Ayla öğretmen Dilşah Hanım'ın yakın arkadaşıymış. Hani hakkında bir şey biliyordur.
bir fotoğraf vardır mesela. Ne bileyim yani teyzem işte bilgi verir diye düşündük bize. Değil mi abi? Ya, iyi bir kızdı Ayla. Mert'ti. Dilşah'la sevdamıza da şahitti. Evleneceğimizi Dilşah'ın evet dediğini de biliyordu. Mektuplarımızı da taşırdı. Ben de dedim elinde belki bir şey varsa, onları Miran'a gösterebilirsem, ne bileyim konuşurlarsa belki aklımdaki şüphe kalkar. Bazı şeylerden emin olur. Ben bilmiyorum ama bizim muhtar belki biliyordur. Bir onu arayıp sormak lazım. He. Arayabilir miyiz acaba? Üst. Burada numarası var. Muhtar ha? He. He var var. Muhtar. Var. Var. Ver ver ben konuşayım. Seni yabancı görüp bildiğini söylemez. Tamam. Alo muhtar. Ben Şükran. Sağ olasın muhtar. Bak şimdi. Hani bizim köyden mutasarrıfların kızı vardı Ayla. Hani öğretmen çıktıydı bildin mi? Heh o. Oh. Şimdi bana onun yeri yurdu lazım. Ya bir sorup soruştursan da yine bana bu numaradan bir haber etsen ha. Hazar Şadoğlu'nun telefonu bu. Ben olmasam da bulduğunu ona deyiver. Hah tamam. Allah razı olsun senden. Sağ olasın. O da bilmiyor ama araştırıp öğrenecek. Bir şey bulursa da hemen arayacak seni. Sağ olasın Şükran. Sen de sağ olasın. Kaygılanma oğlum. Miran önünde sonunda gerçeği öğrenecek. Sen kaygılan. Araştıracağınız isim Harun Bakırcı. Ailesi Urfa'nın köklü ailelerinden. Orada doğmuş, büyümüş. Sonra eğitimini tamamlamak için Amerika'ya gitmiş. 3 tane ablası var. Dedesi zamanında iplikçilikle başlamış. Sonra bugünlere gelmişler. Babası hayatta. Annesini yıllar evvel kaybetmiş. Gidin bakalım Urfa'ya sor, soruştur. Kimlerle arkadaşlık eder? Yurt dışındayken yanında, yöresinde kimler varmış? Kısacası doğduğu güne, saate, burcuna kadar her şeyini öğrenmek istiyorum. Başım gözüm üstüne. Anlayalım bakalım. Kimmiş bu Harun Efendi? Ne yaptın sana üstü sen? Sana sordum. Ne yapıyorsun sen? Hı? Şimdi bizim damadı mı araştırıyorsun? Evet. Ya bak bir de sakin sakin evet diyor. Oğlum sizin derdiniz ne? Hı? Biz size hiç arkamızı dönemeyecek miyiz? Her seferinde arkamızdan bir plan mı yapmak zorundasınız? Allah düşmanın da hayırlısını versin derler ya. Vallahi de doğru. Ne istiyorsunuz Harun'dan? Hı? Bu seferki plan ne Azize'nin? Bu konunun Azize Hanım'la hiçbir alakası yok. Ya bırak. Siz Azize'nin emri olmadan helaya gidemezsiniz helaya. Önce amcamdı sonra ben. Şimdi sıra Harun'da mı? Yalanlarla dolu intikam planına şimdi onu mu dahil etti? Ya çocuk daha ailemize girmedi, ailemize. Ne istiyorsun Harun'dan? Sakince dinleyeceksen anlatayım. Ama yok, benim tarzım bu diyorsan benim işim gücüm var. Fırat, benden emir alıyorsun. İşlerinden bir tanesi de sorularıma cevap vermek. Anlat, dinliyorum. Niye araştırıyorsun Harun'u? Araştırmak zorundayım da ondan. Sebep? Biz bir ortaklık yapıyoruz. Bak bizim etrafımızda kim varsa her şeyini biliyoruz. Gelmişini, geçmişini, her şeylerini. Ama sizinkilerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bence siz de bilmiyorsunuz. Ne demekmiş o? Harun'u ne kadar tanıyorsun Azat?
kendi anlattığından başka tek bir kelime biliyor musun? Yok. Ya bu adam şirkete girip çıkıyor. Yeri geliyor bizim özel konuşmalarımıza, sırlarımıza şahitlik ediyor. Bu adam kimdir, nedir? Bize bir zararı dokunur mu, dokunmaz mı araştırmak zorundayım. Ya teşekkür edeceğine, bir de anlamadan, dinlemeden geçmiş hesap soruyorsun. Neye teşekkür edecekmişim? Sadece aslan beylere değil, Şadoğullarına da bir zarar gelmesin diye uğraşıyorum da ondan. Çünkü profesyonellik bunu gerektirir. Madem birlikte bir iş yapıyoruz, madem ortaklık yapıyoruz, kaybetmemek için düşmanın da olsa onu korumak, gözetmek zorundasın. Bence sen de bizim yaptığımız her şeyin altında bir şey arayacağına birazcık bu tarafından bak. Hatta ailen de böyle olmasını ister ha. Özellikle baban, amcan Hazar Şadoğlu. Yok yok Şükran Hanım, ben seni bu soğukta yürütmem. Kapının önünde bırakacağım seni ben. Azize görür de ters bir laf eder. Asabınız bozulmasın. Ya yok Şükran Hanım, o mesele değil. Ondan korkan onun gibi olsun. Laf ederse cevabını alır oturur aşağı. Da. Abi şimdi ikimizi görürse şüphelenecek ya. Biliyorsun bu Azize'nin beyni şeytanınkinden hızlı çalışır. Ben diyorum ki ben gideyim bırakayım içeri geleyim ha. İyi haydi tamam sen bırak. Azize'yi falan görürsen sakın bulaşmam ha. Yok abi ne bulaşacağım? He. Bir şey olmaz. Gel Şükran Hanım gel. Yavaş. Öbür ayağını at. Gel. Oğlum. Bir gelişme olursa beni habersiz bırakma he mi? Sen sakın merak etme Şükran Hanım. Esma'yı arar söylersin. Ararım, ararım. Her şey için sağ olasın. Haydi ya. Tamam sen gel. Gel Şükran Hanım yavaş. Geç yana geç. Bu ne cüret? Senin ne işin var burada? Nasıl gelirsin sen buraya? Sizin orada ne işiniz var? Ne halta yarıyorsunuz? Ateşirim seni! Gel abla gel. Sen kim oluyorsun da buraya geliyorsun? Torununu bile bile ölüme gönderen bir yılan yuvasına girmeye meraklı değilim açıkçası. Şükran Ana'ya yardım ettim diyeceğim. Ama sen insanlıktan nasibini almadığın için onu da anlamayacağım. El kadar kızın arkasına saklanıp sırf benim intikamımdan korkunuza Elif'i kandırdığınızı unutmadım. Oğlum, oğlum hadi sen git. Sen uyma bu kadına. Tamam anam tamam merak etme yok bir şey yok. Bizde öyle şey olmaz. Onu en iyi sen bilirsin Aziz Aslan Bey. 20 yaşında gencecik bir kızı sahte nikahla alıp meydana atmak. Ya 1000 yıl düşünsek bir kere aklımıza gelmez. Haydi geldi diyelim, vicdanımız el vermez. Biz Elif kızımızı alnımızın akıyla gelin ettik kendimize. O sizin gelininiz değil. Elif Şadoğlu benim gelinimdir. Oğlumun helali. Ya o kızcağız bile senin kötülüklerine mani olabilmek için kaçıp bize sığındı. Görüyorsun değil mi Aziz Aslan Bey? Kendi kanım bile senden nefret ediyor ya. Bundan sonra Elif de senden kaçıp bize sığınan herkes de başımızın tacıdır. Bak hepiniz duyun. Burada herkese söylüyorum. Sakın ha sanmayın ki bu cehennemde yaşamaya mecbursunuz anlıyor musunuz? Biz hepinize kol kanat gereriz. Dara düşerseniz Şadoğlu'na sığınmaktan çekinmeyin. Bütün düşmanlarımızı bu kapıya topladın ha Şükran. Oğlumun kızının katilini buraya çağırdın ha? Bir an gelince ona ne diyeceksin bakalım?
Yüzünü güldürmek için ne kadar çabalasak da mutluluğumuza gölge düşüren bir şeyler oluyor değil mi? Seni böyle görünce bizi bu hale getiren her şeyi yok etmek istiyorum. Öyle deme. Şu güzelliğe bak. Ne yaşanırsa yaşansın, sanki bu mavilik bütün karanlığı yok ediyor. Bıktımdaki amcanın dediği gibi. Kimsenin hayallerimizi ertelemesine izin vermeyeceğiz. Keşkeler bırakmayacağız arkamızda. Ne olursa olsun mutlu olmanın bir yolunu bulacağız. Ben zaten seninle çok mutluyum. O zaman sıra sende. Ne sırası? Dileğini söylemedin. Gece yarım kaldı. Söyleyince gerçek olan demek. Tamam. İnsan direkt tutarken ya da hayal kurarken neden gözlerine kapanır? Çünkü bazı şeyler gözle görünmez. Kalple hissedilir. Ne hissettin kalbinde? Ki ailenin düşman olmadığını. Haydi oğlum, haydi bırak şunu. Cihan! Bu karşıma son çıkış. Bir daha geldiğinde aman dileyeceksin. Ben ettim, sen etme diyeceksin. Ama sırf sana değil. Bütün Şadoğullarına öyle bir ders vereceğim ki... değil kapıma gelmek... bu sokaktan bile geçemeyeceksiniz. Haydi, haydi. Şükran Ana. İyi misin Şükran Ana? Ne oluyor? Esma su koştur, su. Esma sakın! Düşmanla işbirliği edene verilecek tek damla suyum yok benim. Kadın ölecek. Senin için de hiç acıma yok. Benim hainliğe affım yok. Sen de hainler arasına katılmak istemiyorsan kes sesini. Bu dünyanın öbür tarafında var Aziz Hanım. Sen nasıl can vereceksin? Öyle merak ediyorum ki. Yorma kendini Şükran Hanım, yorma. Ben ölmekten de hesap vermekten de korkmam. Benimle hesabı olanlar korksun. Çünkü sadece burada değil, öbür dünyada da soracağım hesabını. Şükran Ana, Şükran Ana. Kızını öldürdüğün kadına ana diyorsun ha? Tabii düşmanınla yoldaş olursan o da sana ana der. Yakışır. Benim kızımı o öldürmedi. Sen öldürdün. Senin oğlun öldürdü. Kendini böyle avutuyorsun ha Şükran? Senin analığına yazıklar olsun. Düşmanla kol kola gezip kızının kemiklerini sızlattığın yetmedi. Benim ölmüş oğluma iftira ediyorsun ha? Bunun hesabını bir bir vereceksin. Hepiniz şahitsiniz. Hepiniz. Yarın öbür gün birer gelip de anamın babamın katili bu eve nasıl girdi diye sorarsa... kıymetli anneannesinin ne yaptığını söylersiniz. Burada senden başka katil yok Azize. Cihan. Yok abi. Hem de en tehlikelisinden. Sen kendi kanının katilisin. Ana dün gece senin öz torunun senin yüzünden kendi canına kayacaktı burada. Sizin yanınızda yaşamasındansa benim evimde ölsün de hayır. Sen nasıl yakıştırıyorsun ölümü gelecek kıza ya? Ama gerekirse yaparsın değil mi? Kendi ellerinle yaparsın. İçinde torunlarının olduğu evi de yakarsın çiftliği yaktığın gibi. Çiftlik ne ki? Senin ciğerini yıkacağım Hazar. Ciğerini. Birbirini kendi aileleri gibi gören iki büyük aile. Aslan beyler, Şadoğulları. Kimse kavga etmiyor. Herkes birbirini koruyor, kolluyor, seviyor.
Bir düşünsene Miran. Düşünemiyorum Reyhan. Beyaz suya gitmiş Sevgili'ye. Kocaman bir sofra kuruluyor. Herkes telaşlı, heyecanlı, mutlu. Sofraya yemekler taşınıyor. Ya dur. Erkekler de top oynuyor. Sen babamın attığı topla gol atıyorsun. Birbirinize gülüyorsunuz. Azat abimle Elif çok mutlu. Gönül'le Yaren kız kardeş gibi olmuş. Bundan pek emin olamadım ama. Diğerlerine ikna oldum ya. Bozma Amir'e. Tamam, bozmayayım. Hatta annen hanımla yengem kanka olmuşlar. Sürekli dedikodu yapıyorlar. Böyle bileziklerini sallaya sallaya babaannemi çekiştiriyorlar. Değil mi? Bir köşede babaannenle dedem uzun bir sohbete dalmışlar. İşler iyice büyümüş. Öyle şükrederek bizi izliyorlar. Tamam. Benim için bu dünya burada bitmiştir. Güzel olmaz mıydı? Bizden bahsetmedin. Biz. Kızımız olmuş. Bir de sana çok benzeyen bir oğlumuz. Bir dakika. Ne dedin? Oğlumuz dedim. Ne olmuş? Oğlumuz. Bana benzeyen bir oğlumuz. Bizim. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu dilek söyleyince gerçekleşiyor. Biliyorum, ben de o yüzden söyledim ya. O yüzden söyledim. Kahvaltınız hazır, buyurun. Sıra o kıymetli Azat'ınıza da gelecek. Hele Elif'i bir geri alayım. O Azat'ı dünyanın öbür ucuna kaçırsanız yine de bulup hesabını soracağım. Ya sen Azat'ın kılına bir dokunsana. Ha? Bir dene. Bak bakalım ben seni yaşatıyor muyum oradan sonra? Hatırlarsan sana ben bir şey söylemiştim. Ben kimseye benzemem. Senin dengin benim Azize. Gücün yetiyorsa karşıma çıkacaksın. Abimden alacağın o yalan intikamın da, Azat'ın Elif'le evlenmesinin de hesabını bana soracaksın, bana. Soracaksın ki ben de sana anlatacağım bu dünya kaç bucak. Şükran ona, Cihan yetiş. Tamam yeter ya, götürüyoruz hastaneye, haydi. Hayır, hiçbir yere gidemez Şükran, burada kalıyorsun. Miran'a verirsin hesabını. Ya sen nasıl bir vicdansızsın be kadın? Kalplerinde taş mı taşıyorsun sen içinde, görmüyor musun? Ya hadi abi, hadi. Mani olun, kesin önünü. Lan bana bak, sizin var ya bak, gençliğinize acımam ha. Azize'den korktuğunuz kadar Allah korkusu yok mu içinizde? Açalım. Delal. Hadi gideceğim ya. Yavaş, yavaş. Aferin sana Şükran. Düşmanın koluna girip gitmekle bana iyiliklerin en büyüğünü ettin. Miran döndüğünde elbet seni geri getirecek. Ama böyle böyle eksileceksin onun kalbinden.
Ben doydum. Ne doydun? Denize bakmaktan hiçbir şey yemedin. Gel. Ben. Gel bakalım. Bu mu böyle? Tamam, bitti. Bu kadar. Bakacağım diye aç kalıyorsun. Ne yapayım? Doya doya bakmadım diye pişman olmak istemiyorum. Ama doyamıyorum da, baksana şu güzelliğe. Kesinlikle katılıyorum. O kadar güzel ki bakmaya doyamıyorum sana. Miran, yap. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Ne? Gözlerini kapat. Sen delirdin mi? Ben bu manzaraya hiç gözlerimi kapatır mıyım? Bana mı dedin? Deniz için sormadım. Hadi kapat gözlerini, ellerini aç. Kalemin sana vereceği güç, benim vereceğimden çok daha fazlası. İran. Ben sana sadece hediye almak istemiyorum. Hayallerine kavuşmana yardım etmek istiyorum. Sen çok ama çok güçlü bir kadınsın ya. İstanbul'da gibi. Ben daha da güçlü ol istiyorum. Sen yarın bıraktıklarını tamamla. Hem de sen hayallerin için çabalarken ben de başında olurum. Şans sen. Senin en büyük hayalin yarım kalan eğitimini tamamlamak olduğunu biliyorum. Ama yarın bırakmayacaksın. Bırakmayacağız. Sen hayallerini gerçekleştirirken ben de seni bütün kalbimle destekliyor olacağım. Bu hayatım oldu en güzel hediye. Çok 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 teşekkür ederim. Biz birlikte büyüyeceğiz. Birlikte güçleneceğiz. Hem kendimizi hem de ailemizi büyüteceğiz. Sen eğitimini tamamla. Kızımız olsun. Sen de ondan önce sevdiğim son kadını istiyorum. Yarım kalmıştı.
Sevgililer gününüz kutlu olsun bir tanem. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Jandarma komutanım. Alo komutanım. Ne diyorsunuz komutanım? Ben zaten eşimle İstanbul'dayım. Vallahi çok güzel denk geldi. Tamamdır. O zaman adresi bekliyorum sizden. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne oldu? Sonunda beklediğimiz haber geldi Reyhan. Galiba aradığımız jandarmayı bulduk. Kaptan! Rıhtıma dönelim. Buralarda bir yerde ulaşacak herhalde. Miran. Miran orası galiba. Kardeşim bakar mısın? Buyurun hoş geldiniz. Merhabalar. Biz mekanın sahibini arıyoruz. Mustafa Bey. Dükkanda mı acaba? Dükkanda. Hemen ileride denize bakan masada oturuyor. Eyvallah. Mustafa Bey. Eyvallah. Buyur benim. Biz birini arıyoruz da. Bu aradığımız kişiyle ortak bir tanıdığımız bizi size yönlendirdi. Dayısıymışsınız. Evlat. Ben 7 kişinin dayısıyım. Söyle bakayım. Hangisini arıyorsun? Emekli jandarma subayı Ömer Pehlivan. Biz onunla konuşmak için Mardin'den geliyoruz. Ben Miran Aslan Bey. Eşim Reyhan. Niçin arıyorsunuz onu? Ne yapacaksınız? Bizim onunla önemli bir şey konuşmamız lazım. Eğer görüşebilirsek... Görüşemezsiniz. Yok burada. Peki nerededir? Ya da telefonu varsa? Telefon da yok. Ne zamandır ben de haber alamıyorum. Görüşmüyorum onunla. Ver şunu servisinde hadi. Oğlum çabuk toplayın şu masaları. Şuraya da bir paspas atın. Mustafa Bey. Bakın yeğeninizle konuşmamız bizim için çok önemli. Sadece birkaç soru soracağız lütfen. Siz bir ulaşmayı deneseniz bizi haberdar edersiniz. Gerekirse biz tekrar buraya geliriz. Tekrar gelmenize gerek yok. Senelerdir görmüyorum kendisini. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bak delikanlı. İşim gücüm var benim. Bir dakika. Ben anlamadım sizin bu tavrınızı. Sizin tepkiniz niye? Biz sadece konuşmak istiyoruz. Konuşacak bir şey yok da ondan. Bir baksana. Miran sakin. Bakın beyefendi biz tam Mardin'den geldik. Bizim için böyle önemli olmasa sizi de... Bak kızım. Ben diyeceğimi dedim. Konuşacak hiçbir şey yok. Al şimdi kocanı git buradan. Burada Ömer Mömer yok. Ya senin derdin bizle mi? He? Bu öfke niye? Biz insanca bir soru sorduk. Bir de sana hesap mı vereceğim? Yok diyorsam yoktur. Başka da sözüm yok. Allah Allah. Lan çileden çıkar. Hadi gidelim. Ver oğlum şu hesapları. Miran hadi. Gideyim mi? Hadi. Ne istiyor bu aslan beyler senden? Kapanıp gitmedi mi bu mesele daha? Yıllardır sesleri çıkmıyordu. Ben de bilmiyorum ne olduğunu.
Bak Ömer, sen ablamın yadigarısın. Evladım sayılırsın benim. Yıllarca canına bir şey olacak diye korku içinde yaşadık evlat. Bize aynı şeyler yaşatma. Aslan Bey de neydi o kadının adı, Azize midir nedir? Bizden uzak dursunlar. Ortalarda görünme. Aranır aranır defolup giderler. Bu saatten sonra o kadının sana zarar vermesine izin veremem. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Merak etme sen de. Oğlum iki çay alın buraya. Miran. Miran. Miran dur. Kusura bakma Reyhan. Canı sıkıldı içeride. Benim de canım sıkıldı. Ama bulacağız Ömer Pehlivan'ı. Nasıl? Dayısı nasıl bulduysa böyle. Arayacağız. Yardım etmeyecek Miran. Bir şey biliyor belli. Ama Mardin'i Aslan Bey'e duyunca değişti birden yüzü. Farkındayım. Sence babaannen onlara da bir şey yapmış olabilir mi? Yani senin kim olduğunu duyunca ifadesi... Bilmiyorum Reyhan. Vallahi bilmiyorum. Tek bildiğim biz ne zaman bir cevap bulmak için adım atsak... kucağımıza daha da fazla soru düşüyor. Vallahi bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Sen ümitsizliğe kapılma, tamam mı? Vazgeçmiyoruz. Şimdi ne yapacağız peki? Ne yapalım? Acıkmadın mı sen? Kahvaltı da etmedin. Heyecandan herhalde acıkmadım hiç. Sonra yeriz bir şeyler. Gel o zaman gidelim bir yere oturalım. Ben de bir buradaki tanıdıklarımı arayayım, haber vereyim. Araştırsınlar şu Ömer Pehlivan'ı. Belki biz bulurlar. Tamam. Hastane mi? İyi mi şimdi peki, nasıl? Yatırıyorlar mı? İyi iyi, yok yok, yatırmadılar. Telaş etme, serum falan verdiler. Çıktık zaten hastaneden biz şimdi. Vallahi Azize, bu kadın katil olacak. Miran'a haber versek mi acaba? Yok Esma, sakın arama ya. Sakın, bak çocuklar zaten ilk defa dertten tasadan uzaklaştılar. Yani akşama dönecekler zaten, canlarını sıkmayalım boş yere. Ben ilgileneceğim Şükran Ana'yla. Şimdi eve götürüyorum ben onu. Peki, sağ ol Azar. Sağ olsun tabii, olsun. Ben intikamımı alana kadar sağ olsun. O kadar merak ettiyseniz de söyleyelim, sizi de götürsün Şadoğlu konağına Hazar. Yok ben... Vallahi güzel fikir. Dünür olduk nasıl olsa. Elif'i de yeni evinde ziyaret etmiş oluruz. Sahipsiz sanmasınlar kızı sonra. Benim canımı sıkma Sultan. Doğru söylüyor vallahi. Ne bohça yaptık, ne takı taktık. Bu bize hiç yakışmadı. Hiç. Yarın sabah gözümüzü açar açmaz çarşıya gidip damada bir bohça yapalım Esma. Ha, nasıl olur Esma? Hatta giderken de basına, medyaya, herkese haber verelim. Aslan Beyler Şadoğullarına ziyarete gitti diye haber yaptıralım. Basına fotoğraf sızdıralım. Aziz de böyle elinde bohçayla kapının önünde koçan gibi dururken altta da minik bir fotoğrafla basına sızdırırız. Ne dersin? Kahvemi kalanını içeyim ben. Miran. İyi misin? Değilim vallahi Reyhan. İyi değilim. Zaten iyiyim desem de inanmayacaksın. Ben vallahi anlamıyorum ya. Biz hangi yola çıksak bir türlü sonunu getirmiyoruz. Delireceğim artık. Ne oldu az önce ümitsizliğe kapılmak yok diyen Miran'a? Bak ben ümitsizliğe kapılmıyorum. Sen de kapılma. En iyi ben anlıyorum Miran. Çünkü o ümitsizliğe bazen ben de düşüyorum.
Ama neye tutunuyorum biliyor musun? Anlamak, öğrenmek, verdiğin sözleri tutmak için gösterdiğin çabaya. Yolun sonuna varmaktan çok senin o yola çıkmış olmana tutunuyorum ya. Geç olsun, güç olsun. Ama illaki varacaksın o sona. Varacağız. Yani Miran Aslan Bey, karınız olarak size ümitsizliğe kapılmayı yasaklıyorum. Karıcığım, İstanbul havası yaradı sana. Sık sık gelir miyiz buraya? Yaradı tabii, yaramaz mı? Bilmediğim bir şehir gördüm. Ne olursa olsun çok güzel bir gece geçirdim. Denizime kavuştum. Sayende. Yani çok çok mutlu ettim ya. Saye ne demek bilir misin? Saye gölge demek. Yani birine sayende dediğinde gölgenle demiş oluyorsun. Ben de senin gölgende çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Ama işte. Yok öyle ama işte falan. Hadi kalk, kalk dolaşalım. Usta şöyle bıraktım. Öğrendim ya buraları. Sana bir İstanbul havası aldım. Bak sen. Bana senin alan yeter zaten. Şefik, bulabildin mi Harun Efendi ile ilgili bir şey? Verdiği bilgiler doğru. Urfa'nın en varlıklı ailelerinden. Anası, babası, ablaları, şirketler. Annesinin ölümünden sonra kısa bir dönem bulanım yaşamış. Babası da bunu Amerika'ya yollamış. Orada okumuş zaten. Ben bunları zaten biliyorum Şefik. Bana bilmediğin bir şey söyleyecek misin? Dikkatimizi çeken bir şey var Fırat Bey. Bunlar bir ara ailece Urfa'dan ayrılmışlar. Nereye gitmişler? İşte bizi şaşırtan kısmı da bu. Nereye gittiklerini bulamadık. Nasıl bulamadınız? Kimse o dönem nereye gittikleri hakkında bir şey bilmiyor. Şirketle güvendiği birkaç adama imza yetkisi vererek uzaktan yönetmişler. Ne kadar bir süre peki bu? 3-5 ay mı? Yıllarca ortalarda yoklarmış. Tamam. Tamam. Sen araştırmaya devam et. Bak en ufak bir şey öğrenirsen beni anında haberdar et, tamam mı? Başım göz olsun. Hadi kolay gelsin. Ahret, nereye gidiyoruz? Gelişke Hanım'ı. Şöyle bir evden çıkalım da hava alalım. Nereye olursa olsun. Öğretmenden haber gelmedi zaten. Beni arayacaklar. Nasuh Bey. İzniniz olursa sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi işimiz var. Sonra konuşalım. Saygısızlık etmek istemem ama bu konu benim ve ailem için önemli bir aciliyet teşkil ediyor. Nikah tarihini bir an evvel netleştireyim istiyorum. Eğer Yaren de benimle olursa çok memnun kalacağım. O da en azından nikah tarihiyle ilgili net bir şey söyler. Eğer size de uygun olursa ben de aileme cevap verebilirim. İyi. Konuşalım bakalım. Melike. Yaren nerede? Salondadır ağam. Haydi ya, yeterince ıslanmadık mı? Gel biraz daha mutfakta oynayalım, haydi. Gözümüzün önünde bir aile dramı yaşanıyor. Anası bir köşede perişan, babası başka bir tarafta kahroluyor, yavrusu sefalarda. Hanife, vallahi seninle hiç uğraşamayacağım. Beni görme, duyma. Tamam mı?
Hadi şimdi çık dışarı. Sen alışkınsın tabii. Değil mi? Kimse görmüyor, duymuyor nasılsa. Ettiklerin yanına hep kar kalıyor. Sen ne diyorsun be? Sen öbür yılanlara benzemiyorsun yani. Dört ayaklısın. Yırttın yine. Amcan da insaflı adammış ama. Masumiyetini kanıtlayacak o mektubu sakladığını sizinkilere söylemedi ya. Vallahi amcana helal olsun. Bu ailede kim ne günah işledi de Allah senin gibi birini bunların başına musallat etti? Ha? Onu bilmiyorum da senin gibi biri varken zaten bu ailenin başka bir düşmana ihtiyacı yok. Yaren şad ol. Sen kim oluyorsun be? Yaren! Ahmet dur hele ya, dur. Baba ya, ne oluyor? Yaş. Baba bir dur ya. Ben... Baba. Canım acıyor. Baba. Baba bir dur Allah aşkına, ne yapmış yani, anlat bir hele. Dede ne olur, canım acıyor. O kadın yalan söylüyor. Ben tam yeni bulmuştum mektubu. Tam amcama verecektim ama Hanife çalmış. Yani sen ne yaptın? Sen bunu da mı yaptın bize? Dede ne olur beni dinle. Kes sesini. Ya sen hiç mi Allah'tan korkun yok ha? Hiç mi ölümden korkun yok? Biz ne ettik de sen bu hale geldin ha? Ya sen öz amcanın ölümüne nasıl razı gelirsin? Baba Allah aşkına sen dur, ben bir konuşayım ne olur. Ahiret dur hele be. Bir dinleyelim ya. Ya ne dinlenmesi be? Herkes duydu duyacağını zaten. Ya sen ne yaptın? Gerçekten yaptın mı böyle bir şey? Dede ne olur beni bir dinle lütfen. El alemin çocuğunun yanında yaşadığımız rezalete bak. Bundan sonra hak ettiğini yaşayacaksın. Yürü! Anne, anne. Baba. Gülşen, gel. Ailemize ettiğin ihanetin bedelini fena ödeteceğim sana. Söyle! Buldunuz mu? Heh. Adresi gönderin bana. Şimdi size söylüyorum. Yandım Allah, bir yudum su istiyorum dese vermeyeceksiniz. Anladınız mı beni? İçeride ölüp gitse o odadan cenazesi çıkmayacak. Ona göre. Baba. Ahmet dur hele ya, dur. Babam dur babam. Babam başına dur. Yalnız baba, baba. Gel şükür Allah'a. Babam. Handan mı? Babam dur babam. Kes sesini. Baba bir dur Allah aşkına baba. Baba hayırdır baba? Baba sesin sokağın başına kadar geliyor. Ne oldu, bir mesele mi var? Bu evde mesele yalnızca senin kızın. Ya canıma yetti artık be. Yoksa mektup meselesini mi duydun? Ya ne oluyor? Anlatsanıza, mesele nedir? Var git, dili varıyorsa kendisi anlatsın sana. Baba. Abinin ölümüne sebep olacak mektubu nasıl sakladığını. Ya baba. Abi. Ya oğlum. Halledeceğim abi. Yok. Halledeceğim. Cihan. Halledeceğim. Ya! Melike, Melike. Yaren! Şükran'la ne olur kusura kalma ya. Melike, Şükran'la'yı salona çıkart, ilgilen. İki lokma bir şeysin, tamam mı? Tamam. Gül olma, gül. Cihan! Anneciğim. Ben böyle bir şeye şahit olmak istemezdim. Yani benim biraz kafam karıştı. Konuşabilir miyiz? Tabii konuşuruz oğlum da şimdi ortalık çok karışık. Sen beni bekle burada, bir yere kaybolma konuşalım, olur mu? Tamam, ben seni mutfakta bekliyor olacağım. Tamam güzel oğlum, bekle. Hadi bekle. Geç.
şöyle geçireyim ben seni. Oh. Buyurun Şükran Hanım teyze. Allah razı olsun kızım. Size de zahmet verdim ama ben rahatsızlık... Olur mu hiç öyle şey? Ya Hazar Bey'imizin misafirinin bizim başımızın üstünde yeri var. Sağ olasın yavrum. Ben size bir okkalı kahve yapayım geleyim ha? İyi. Sağ ol. Güzel kız da kim? Hoş geldiniz. Oy. Hoş bulduk. Ben Gül Hanım, ablamın kardeşiyim. Peki siz kimsiniz? Sen de ablan gibi pek güzelsin maşallah. Ben de Miran eniştenin anneannesiyim. Enişte mi? O benim eniştem değil ki. O benim Mirancım. Mirancım. Sen gerçekten Mirancımın anneannesi misin? Öyle ya. Niye şaşırdın böyle? Çünkü Mirancımın babaannesi kara gözlü kadın çok korkunç. Ben ondan birazcık korkuyorum. Ama sen öyle değilsin. Ben senden hiç korkmadım ki. Hatta seni çok sevdim. Oy. Ben de seni çok sevdim Gül Hanım. Pek tatlısın. Bebeğin gibi güzelsin maşallah. Ne oldu? Seni üzecek bir şey mi dedim? Yok, sen beni üzmedin. Hanife teyzem üzdü. Ne kadar söylesem de bebeğimi dikmedi. Sen de bebek deyince aklıma geldi. Sen üzülme. Biliyor musun? Benim annem gitti. Ablam da yok. Kimse bana masal da okumuyor. Benimle oyun da oynamıyorlar. Bebeğim bir de dikmiyorlar. Bakayım. Bakalım. Bebeğin söküğü nerede? İstersen ben dikebilirim. İyileşir mi peki? Eskisi gibi olur mu? Tabii ki. Bence olur. Bak, bunu alır, böyle dikeriz. Eskisinden de sağlam olur. He? Sen her şeyi biliyorsun. Masal da biliyor musun? Biliyorum. Gerçekten mi? O zaman bana masal anlatır mısın Şükran anneanne? Bak şimdi. Bir varmış, bir yok. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ha? Nasıl yaparsın, nasıl? Ya baba ben bir şey yapmadım. Bak hala yalan söylüyor ya. Ya dışarıda sözlüğün şaşkın şaşkın dolaşıyor ben nereye düştüm diye. Ya sen niye bizi herkese rezil ediyorsun ha? Niye? O pisliği ne düşündü umurumda bile değil. Gel buraya gel. Gel. Madem sen benim imtihanımsın, ben de senin gardiyanınım bundan sonra, anladın mı? Biz bunu hiç evlendirmeye falan kalkmayalım boşuna. Kapatalım yansıza. Verelim ekmeğini suyunu yaşasın gitsin orada. Bu gittiği yeri de dağıtır. Aa, oğlan kapıda bekliyor konuşalım diye. Ne konuşacağı belli. Göreceksiniz o iş de olmayacak. Kim ne yapsın yedi denizin attığını. Ya bak ben çıldıracağım. Gerçekten elimden bir kaza çıkacak. Evlat katili olacağım ben. Ya tamam yeter artık ya. Yeter. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin dedim. Tamam suçu büyük. Ben de kızgınım ama evlattır. Böyle olmaz. Handan. Yani şimdiye kadar bağırdığınız çağırdığınız ne değişti? Bir sorun kendinize. Olmaz. Böyle hiçbir yere varamazsınız. Sana yazıklar olsun. Ya oğlum bir dinle. Annen deme bana. Bitti annelik. Gör bak ben sana neler ediyorum bundan sonra. İniyorum şimdi aşağıya o nişanlınla konuşmaya. Dua et seninle evlenmekten vazgeçmesin. Akın hastası. Ne
Allah'ın cezası. Fere de şu Harun denilen psikopattan kurtulsam. He? Tek kişilik dev kadro da burada. Aferin kız Hanife. İçeri giriş zamanlamamı öyle güzel ayarladın ki organizasyon yeteneğine bayıldım. Bir dakikada bütün Şadoğullarını çökerttin. Otursana. Çökerttik çökertmesine de. Niye pat diye yaptık şimdi bunu? Bir şey mi oldu? Ya Şadoğullarına gerçekten damat gideceğimi hayal etmiyordun herhalde Hanife. Şimdi ne yapacaksın? Ben de burada yaşadığı büyük şokla kahrolan saf ve temiz nişanlı rolüme hazırlanacağım. Sevgili Cihan babacığımla Handan anneciğim geldiğinde de hayal kırıklığına uğramış Yunan heykeli rolünü teklemeden oynamam lazım malum. Bana bak. Sen de bu arada sana karşı sarsılan ablanın güvenini yeniden kazanmaya bak. Tamam mı? Biraz daha kafasını karıştıralım bakalım. Hadi. Tamam oğlum, tamam. Kahretme artık kendini ya, tamam. Ben utancımda sen yüzüne bakamıyorum abi. Sen o mektup yüzünde nasıl kalsın? Ölecektin ya. He, ölecektik. Ya abi, tamam Allah aşkına ya. Tamam, ben de kızgınım yarına. Ama olmuşla ölmüşün önüne geçilmiyor işte. Artık önümüze bakacağız. Sen de babası olarak doğruyu yanlışı tek tek öğreteceksin yarına. Bu saatten sonra mı abi? He, bu saatten sonra. Kim arıyor? Muhtar arıyor. Rüya çeşitli. Buyur muhtar, var mı bir haber, buldun mu bir şey? He, neresi? Mardin mi orası? Ha bildim bildim, tamam. Tamam anladım. Allah ya, çok sağ olasın muhtar, çok. Tabii iletirim selamını şükranını. Sağ olasın. Sağ olasın muhtar. Sağ olasın. Bulmuş değil. Bulmuş. Hadi gidelim o zaman. Oğlum sen kal istersen karınla kızınla. Ya abi haydi Allah aşkına ya. Ne bulacaksak bulalım da kurtulalım şu Azize karısından. Haydi. Haydi. Ah evladım sen de şaşırdın kaldın değil mi? E işte her ailede olan şeyler. Açıkçası söylemek gerekirse pek de öyle sayılmaz. Ben biraz korktum. Ya insan amcasının hayatı mevzu bahisken nasıl böyle bir şey yapar? He? Onun hayatını kurtaracak kadar. Hatta bütün aile için tehlikeyi ortadan kaldıracak bir mektubu nasıl saklar? Yaren bu kadar kötü mü ya? Değil. Değil oğlum, tabii ki değil. Çocukluk yapmış işte. Hem bak orada bir yanlış anlaşılma var. Yaren geri verecekmiş amcasına mektubu. Oğlum. Oğlum. Yıkmak her zaman kolaydır. Ama yapmak zordur. Sen ol. Kolayı seçip de ne kendini ne de bizi üz. Ben onunla bir gelecek hayal etmiştim. Sevmiştim onu. Bunu söylemek çok zor ama galiba ben yapamayacağım ya.
Dur oğlum. Dur. Bak bir kız annesi olarak benim için de bunu söylemek çok zor. Ama söyleyeceğim. Yapma. Dursun o yüzüğün parmağında. Bak dinle beni. Tamam. Yaren'in cahillikleri, hırçınlıkları var. Sen de tanıdın biliyorsun. Ama zamanla geçer, düzelir. Atlatır o çocuklukları. Madem anne diyorsun bana, anne lafı dinle oğlum. Bu kadar acele karar verme. Benim biraz düşünmeye ihtiyacım var. Şimdi müsaadenizle. Tamam, düşün oğlum. Ama benim dediklerimi de unutma, tamam mı? Bak bazen hiçbir şey göründüğü gibi değildir, değil mi? Aslında her şey tam da göründüğü gibi. Ama maalesef sen de bizim son şansımızsın. Hay Allah'ım ya Rabbim. Handan Hanım, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için yapabileceğim. Kızım, senin bizim için yapabileceğin tek şey aldığın o Şadoğlu soyadını bırakıp bu konaktan gitmekti. Onu da beceremedin. Yaşadığımız bütün bu uğursuzluklar senin yüzünden. Sözlerinize dikkat edin Handan Hanım. Böyle olmasını ben istemedim. Kaç yıllık kocamla senin yüzünden benim aram bozuldu. Anlıyor musun? Handan Hanım, git dediniz, gittim. Azat'ı ardımda bırakıp gittim. Gittin de ne oldu? Gittin Azat'ın merhametine sığındın. Aynı gecede döndün geldin. Senin yüzünden benim evladım da bana yüz çevirdi. Ben niye yaşıyorum bunları ya? Niye yaşıyorum? Seni babaannenin şerrinden evladımı korumak için. Ama bundan ötesi yok. Daha fazlasına müsaade etmeyeceğim. Ben seni bu konakta yaşatmayacağım Elif. Buna siz karar veremezsiniz Handan Hanım. Buna sadece Azat'la ben karar veririm. Ha, bir de edepsizliği elime alır, seni tehdit ederim diyorsun öyle mi Elif? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama siz böyle davranmaya devam ederseniz sizin kaybedecek çok şeyiniz var. Etmez miyim? Babaannenle yaşadığın o hayatı mumla aratmaz mıyım sana? Ne var Hanife? Abla, kısa keseceğim. Ev birbirine girmiş durumda. Ne oldu gene? Hazar'ın Miran'a verdiği mektubu kim vermiş bil bakalım. Uzatma Hanife, kimmiş? Kim olacak? Yaren. Bak sen sarıçıya. Nereden bulmuş o mektubu? Biri mi vermiş? Ben ne bileyim abla, o kadarını demedim. İyi sen öğren, beni de haberdar edersin. Tamam abla, tamam. Seni küçük şeytan. Ne işler çeviriyorsun gene? Ne yapacaktın o mektupla? Geldiniz. Size bir daha buraya gelmemenizi söylemiştim. Abicim, seni kim üzdü, kim korkuttu bilmiyorum. Aslan beylerle ne zorun var onu da bilmiyorum. Ama ben buraya kimseye zarar vermeye gelmedim. Benim Ömer Pehlivan'la mutlaka görüşmem lazım. Ben diyeceğimi dedim. Buraya tekrar gelmeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Hadi gidin. Abicim, sadece bir soru soracağım. Soramazsın.
soramazsınız. Çünkü ne Ömer ne de aradığın cevaplar burada değil. Burada cevap yok. Bak abi, ben kaypaklık bilmem. Eğer soru soracağım dediysem sadece soru soracağım. Sana söz veriyorum, erkek sözü. Aslan beylerin sözüne güven olmayacağını seneler önce acı bir şekilde öğrendik. Siz de anlayın artık. Burada size cevap mevap yok. Bakın sakin olun. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Ömer pehlivana bir zararımız dokunmayacak. Ama bizdeki çok önemli soruların cevabı onda. Görmemiz şart, ne olur yardım edin. Peki. Ne soracaksınız ona? İşte olaya bakan kişi de Ömer Pehlivan'mış. Yani yeğeniniz. Bakın Mustafa Bey. Ben geçmişimi arıyorum. Ve geçmişimi aradıkça bulduklarım hiçbir şeyin bildiğim gibi olmadığını gösteriyor bana. Bunun ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Bizim bu gece uçağımız var. Eğer yeğeninizin nerede olduğunu söylemek istemiyorsanız ben bunu da anlarım. Ama en azından ona beni söyleyin. Belki o benimle konuşmak ister. Aa. Benim yeğenimin hayatını mahvetti. Azize Aslan Bey. Onu sürdürdü. Başına olmadık işler açtı. Sen de bizi anla evlat. Sizinle de bu meseleyle de yeniden bir ilgimiz olsun istemiyorum artık. Şimdi ben iyi dinleyin. Bu şirket Aslan Beyler. Ben son nefesimi vermedikçe benden başka kimse bu koltuğa oturmayacak. Şimdi düşünün, taşının. Bu koltuğu bana geri verecek. Şadollarını bu şirketten sürüp atacak bir yol bulmadan karşıma gelmeyin. Avukatlarla toplantı yapacağını bilmiyordum. Dahil olmanı isteseydim haber ederdim Fırat. Miran'ın bundan haberi var mı? Çık. Ben çağırmadan da gelme. Hadi. Siz de dağılın. Bu seferi Şadoğulların kursağında bırakacak bir şey bulmadıkça da kimse bu şirketten ayrılmayacak. Aslında bir şey var Aziz Hanım. Geçen yıl ortaklarla hazırlanan şartnameye teminat karşılığı nakit akışı zorunluluğuna dair bir madde eklemiştik.
Devam et. Aslan Beylerin elinde bu nakit akışını sağlayabilecek meblağ mevcut. Ama Şadoğulların elinde şu an itibariyle böyle bir nakit yok efendim. Bak, zora gelince kafanız nasıl çalışıyor? İşlemlere hemen başlayayım. Azize Aslan Bey'in altından koltuğunu almak neymiş öğrensinler. Nasıl istersiniz? Madem bu masanın hakkını veremiyorsun, o zaman veren oturacak Miran Efendi. Ben oturacağım. Kime bakmıştınız? Ben Nasuh Şadoğlu. Beni hatırladın mı? Nereden geldiysen oraya git Nasuh. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Öğretmen hanım. Ben seninle konuşmadan şuradan şuraya gitmem. İzin verin. Derdimi anlatayım. Sonra git derseniz giderim. Söz konusu oğlum olmasaydı sizi hiç rahatsız etmezdim. Ne istiyorsanız Aslan Bey? Benim mülkümde oturan yönetim kurulu başkanlığı bir göreyim dedi. Toplantıdan sonra ortalıkta görünmedin. Utanırsın da gelemezsin diyordum ama tabii yüzü olan utanır. Gelmişsin buraya kadar otur bir çayımızı iç. Yok, ben yerimi biliyorum. Sen otur. Sen otur o koltukta, al hevesini birazcık. Nasılsa çok kalmayacaksın. İçin yanıyor değil mi? Beni şurada gördükçe deliriyorsun. Ama ne yapacaksın? Başa gelen çekidire çekeceksin elbet. Eğleniyorsun değil mi? Eğlen, eğlen. Şimdi müsaadenle biraz da ben eğleneceğim. Biraz da buna bak. Yaşadolu olarak 20 milyon doları şirketin kasasına koyarsınız. Ya da şirketle de bu koltukla da vedalaşırsınız. Anladın? Ha nasıl selam söyle. Geçmiş sevgililer günü kutlu olsun. Dediklerimi iyi düşün Ayla. Sen benim evladım yaşındasın. Hazar'a o günü anlatmakla eline hiçbir şey geçmeyecek. O günü hiç unutmadım Nasuh'a. Aslan Beyleri oğlunun sevdiği kızı aldı. Hem de zorla. Dişe ağlaya ağlaya gelin oldu. Sen buna izin vermekle sadece o kızın değil, oğlunun da hayatını kararttın. O zaman vicdanın sızlamadı, şimdi korkuyorsun. 30 yıl önce karartmaya çalıştığın mesele bugün aydınlanacak diye korkundan ta buraya kadar geldin. Sen ne dersen de. Zamanı geri alamayız. Ben evladımı düşünüyorum. Geçmişi aydınlatmanın kimseye bir faydası olmayacak. Bu saatten sonra ne Hazar'ı kahretmenin ne de bir evladı babaya düşman etmenin kimseye faydası olmayacak. Allah aşkına iyi düşün. Thank you.
hangi taşı kaldırsak altından babaannem çıkıyor. Bu nasıl iş anlamadım. Biri bizi takip ediyor. Sakın çaktırma. Panik de yapma, tamam mı? Nasıl Mira, ne yapacağız? Arabaya binmeyeceğiz. Dolanacağız. Ondan sonra uygun bir yer bulduğumda adamı kıstıracağım. Tamam. Sen korkma, tamam mı? Kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. Elin titriyor. Titremesin Miran. Ya niyeti kötüyse, ya silah varsa binip arabaya gidelim. İstemiyorum ben yakalamanı. Niyeti silah kullanmak olsaydı çok da yapardı Reyhan. Amacı bize zarar vermek değil. Sen merak etme. Ne zaman fark ettin? Balıkçıdan ilk çıktığımızdan beri. Sen güven bana. Ya seni riske atacak bir şey yapamıyorum hiç. Abi kaç numaraydı? 13-13 bu 10. Sokak değil. Herhalde bakalım. Ha bak 2. Aha 2. Gel. O kaç? Aşağıda mıdır diyorsun? Yani bakalım şu kaç? 6'dır. Aşağıda abi gel. Tamam. Kimsin lan sen? He? Niye peşimizdesin? Ne istiyorsun lan bizden? Konuş. Ben değil. Asıl siz benden ne istiyorsunuz? He? Ben Ömer Pehlivan'ım. Ben Ömer Pehlivan'ım. Abi onu, onu. Bu da el, bu da el. Gel, gel. Aha, burada. He? Bu işte, bu 13. Bulduk mu? Aha. Çal, çal. Kim o? Ha? Ayla? Benim. Hazar. Hazar Şahdoğlu. Hatırladın mı beni, Hazar mı? Hazar Şadoğlu. Hatırladım tabii. Nasılsın Ayla? Uzun zaman oldu. 30 yıldan fazla. 30 yıl. İşte biz o 30 yılın peşine düştük Ayla. O vakitler olanları, yaşananları aydınlatmak için geldik. Kardeşimi hatırlarsın, belki bilirsin Cihan. Merhaba. Merhaba. Ya belki şimdi sana garip gelecek, anlayamayacaksın ama ben seninle Dilşah hakkında konuşmak için geldiydim. Gelmenin sevindim Hazar.
Çünkü benim de sana söylemek için içimde 30 yıl boyunca tuttuğum bir sır vardı. Sır mı? Senden önce gelen babanın söylemeyeyim diye bana yalvardığı bir sır. Baba, benim babam buraya mı geldi? Evet, buraya geldi. Tam senin durduğun yerde durup benden bir şey istedi. Peki ne istedi? Dayı ve Rahila, ne istedi ki babam senden? Madem zengin bir kısmetin çıkmış, hiç durma hoş git. Pazardan sana yar olmaz. Zaten askerden döndüğü vakit seni çoktan unutmuş olur. Ben oğluma, soyadımıza yakışır bir gelin alacağım. Anladın? Sen ne vicdansız bir adammışsın. Kapıda gelip yardım için yalvaran bir kadını nasıl reddedersin? Oğlunun emanetidir diye sahip çıkacağım. Nasıl ateşe atıyorsun bu kızı? Kes. Herkes hak ettiğini yaşar. Söyle o arkadaşına da artık ne beni ne de oğlumu aramasın. Anladın? Sustuğum için beni affet Hasan. Belki baban gelip konuşma demese yine konuşmayacak. Ama senin de gerçekleri bilmen gerekiyor. Dişan senden hiç vazgeçmedi. Sadece seni sevdi. Ağlaya ağlaya gelin oldu. Hatta kendini öldürmeyi bile düşündü, yapamadı. Abi tamam. Tamam abi. İşte bütün gerçek bu Hazar. Gerçek onun anlattığı gibi değil delikanlı. Ben oradaydım. Olay yerine intikal eden ilk kolluk amiri bendim. Cesetleri teşhis etmek için geldiğinde Azize Aslan Bey orada neler olduğunu kendi gözleriyle gördü zaten. Peki ne olmuştu? Siz ne gördünüz? Annem. Annem ne durumda? Dilşah Aslan Bey'in elbiseleri üstündeydi. Ne bir zorlama ne de bir parçalanma. Tek bir kurşun yarasından başka hiçbir saldırı emaresi yoktu. Aslan Bey sana yalan söylemiş evlatım. Dilşah Aslan Bey'in ırzına geçirmemişti. Azize Aslan Bey sana yalan söylemiş evlatım. Dilşah Aslan Bey'in ırzına geçirmemişti. Thank you.
çıktı. Yatan. Yatan. Babaanne, sen...